Ankara stüdyolarından merhaba. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Taze gündemi değerlendirmek üzere MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Aydın Bey. Taze diyorum ama iç burkan bir gündem. Üzüntülü bir gündem ama inşallah hayra vesile olacak. İyiye gidiyorum. İnşallah. Buyurun efendim. Nereden başlamak istersiniz? Öncelikle 15 Temmuz 2016 tarihi başlangıcı itibarıyla Türkiye'nin tarihi içerisinde önemli bir kırılma noktası. Başlangıcı itibarıyla demokrasiye kilit vurmaya yönelik bir girişim olarak görülmeli. Sonucu itibarıyla da herhalde bir bayram ilan edilmesi ki Sayın Cumhurbaşkanımız zaten o günün özellikle önümüzdeki yıllarda şehitleri anma amaçlı kutlama günü olacağını ifade ettiler. Biz Türkiye demokrasi tarihinde, yaklaşık 100 yıllık demokrasi tarihimizde, işte 90 yılı bulan demokrasi tarihimizde pek çok benzer kalkışmalar gördük Aydın Bey. Yani 60 ihtilalini bu milletin çocukları yaşadılar. 70'te farklı bir muhtırayla karşılaştık. 80'de biz çocukluğumuzda 12 Eylül hadisesini yaşadık. Ben 80'de stajyer muhabirdim. 8 saat gözaltına alınmıştık o zaman. Evet. Yani ardından 28 Şubat'ı yaşadık biz. 17-25 Aralık öncesinde Gezi Parkı, sonrasında 17-25 Aralık'ı yaşadık. Tabii bunlardan bir kısmı bildiğimiz klasik anlamda darbeler olarak tarihimize geçti. Silahlı darbelerdi bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yuvalanmış belli bir yapı bunları yaptı. Bazen hiyerarşiye uygun bir hareketle karşılaştık. Bazen hiyerarşi dışı, Talat Aydemir hadisesi evet. gibi bir kısım kalkışmalara ve demokrasiye balans ayarı yapma yolunda ya da demokrasiyi tümüyle bitirme yolunda bir kısım adımlar atıldığını gördük. Öncelikle bu işin zihniyetinin arka planına bir bakmak lazım. Ne vardır bu işin arka planında? Milletin hür iradesiyle seçtiği yönetimi beğenmeyip, milleti beğenmeyip, milleti kendi haline bıraktığınızda davulcuya, zurnacıya anlayışına sahip, millete işte bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diyen zihniyetin yansımasını gördük. Her evet. darbenin arka planında bu vardı. Bu darbeyi diğerlerinden, bu darbe girişimini diğerlerinden farklı yapan bir şey vardı. Önceki darbelerde genelde postallı, kepli, devletin içerisine yuvalanmış bir kısım cuntacıların yapmış olduğu, ellerindeki silahın gücüne güvenerek yapmış oldukları kalkışmalara muhatap oluyorduk. Kendilerine göre başarılı oluyorlardı ya da olamıyorlardı. Ancak bu sefer çok başka bir şeyle karşılaştık. Biz bu sefer bir taraftan askerin içerisine yuvalanmış birileriyle muhatap olurken bir taraftan devletin hemen hemen her biriminin içerisine yerleşmiş, yerleşirken de büyük ölçüde sureti hakta görülmüş, dini, imanı, milli ve manevi değerleri kullanarak büyümüş, ancak bir noktadan sonra da devşirildiği kesin, uluslararası entelijansiya tarafından devşirildiği kesin, muhtemelen arka planında Amerika'nın, belki Avrupa'ya ait bir kısım güçlerin, daha başka bir kısım güçlerin içerisinde yuvalandığı bir hormonlu büyümüş bir yapıyla karşılaştık. Bu yapı öylesine hayatımıza sirayet etmiş bir yapıydı ki, gazeteleri Türkiye'de en çok satan gazeteydi ya da dağıtılan evet, gazeteydi. Evet, dağıtılan gazete. Televizyonları en çok seyredilen televizyonlar haline getirilmişti. Bu insanlar bulundukları kamu kurumlarında kendi güçlerinin ötesinde sınavları kendileri belirler hale gelmişlerdi. Devletin içerisinde bir yuvalanma süreci olmuştu. Tabii bu süreci pek çok kişinin zannettiği ve bugünlerde söylediği gibi AK Parti doğurmadı. AK Parti buraya getirmedi. Bu geçmişi 40 yıllık geçmiş 40 yıllık olan bir geçmiş 1971 var. Temeline dayalı bir hareket. Bu hareketin geldiği süreç içerisinde zaman zaman devletin refleks güçleri tarafından bu hareket deşifre edildiği oldu. Mesela bugün sosyal medyada yoğun bir şekilde dağıtılan bir haber. Yıl 1999,
Bir gazetede manşet, FETÖ'cüler emniyeti ele geçirdi diye. 99'da. 99'da. Yani AK Parti falan yok ortada. Evet. Dolayısıyla bu şekilde pek çok kere bu hareketin Türkiye için bir tehlike olduğu ifade edilmekle birlikte pek çok insanımız bunların sureti hakta görülmesi, zaman zaman milli değerleri, zaman zaman dini değerleri kullanması dolayısıyla yok canım yani siz de abartıyorsunuz. Hiç de öyle değil. Yani bak bu insanlar güzel insanlar. İşte Türkçe olimpiyatları düzenliyorlar. O düzenledikleri Türkçe olimpiyatlarında İstiklal Marşı okutuyorlar gibi. Doğrusu bu memlekette hepimizin, bakın şunun bunun demiyorum. Evet. Hepimizin bir şekilde kendilerine sempatiyle baktığı dönemler oldu. Ya bir senaryo vardı, güzel oynadı. Tabii bu senaryo o kadar güzel kurgulanmıştı ki bu senaryo şu anda bu senaryonun muhatabı olan insanlar tarafından bile alkışlandı. Bunlar yaşandı. Evet. Ancak biz özellikle 28 Şubat sürecindeki bunların çok seyircilerimizden özür dileyerek ifade edeyim. Yamuk duruşları, başörtüsü karşısındaki yamuk duruşları, İslam'ın ehli sünnet çizgisindeki yaklaşımından tamamen farklı bir tavır. Taviz noktasındaki tabii ortaya koydukları, yaptıkları bu tavizin çok İslam dünyasında görünmeyen, biraz belki Şia'da var olduğu düşünülen takiye anlayışları ipuçları hepimizde belli bir kısım tereddütlerin oluşmasına neden oldu. İşi bilen insanlar yavaş yavaş bunlarla kurdukları diyalogları da hemen geriye çekmeye başladılar. Özellikle Gezi Parkı olayları sırasında sıra dışı bir güç kullanan oradaki ilk başlangıcı için evet. söylüyorum, sivil vatandaşlara karşı orantısız güç kullanan polis bizde bir tereddüt oluşturmuştu o tarihlerde. Çok şeye gerek yok yani o tarihlerde evet. bizim sosyal medyada yapmış olduğumuz duyurular ama onun ötesinde MAK danışmanlık olarak Gezi Parkı olayları olurken yapmış olduğumuz bir kamuoyu araştırması vardı ve orada polisin orantısız güç kullandığını, bu emri verenlerin sıkıntılı isimler olduğunu telaffuz etmiştik ve devletin birimlerine bunu göndermiştik. Ancak devletin birimleri belki devlette ikircikli bir görüntü oluşturmamak için. Çünkü bunlarla biz birebir yapmış olduğumuz görüşmelerde benzer endişeleri onların da ifade ettiğine ben şahidim. Evet. Burada söylemem çok uygun değil ama devleti yöneten insanların o gün polisin o orantısız ilk andaki kullandığı orantısız gücünden duydukları endişenin polise o emri verenin başka bir yapı olduğu konusunda kanaatlerine şahidim ben. Ben evet. bizzat kendi adıma söylüyorum bunları. Ancak daha sonra devlette parçalı bir görüntü ortaya koymama adına, polisin direncini, polisin gayretini kırmama adına, çünkü Gezi Parkı büyük bir kalkışmaydı, evet, evet. o anda polise sahip çıkan siyasi irade olmak durumundaydı ve öyle oldu. Ancak bunu anlayan aynı siyasi irade, polisin içerisinde çok hızlı bir düzenleme yapma gereğini duydu. Yine ki duymuşlar, şu son hadisede 15 Temmuz'da polis ortaya son derece, yine parantez içi bir ifade olarak kullanıyorum, çok erkekçe bir tavır ortaya koymuştur. Allah korusun, eğer polisin o tavrı olmasaydı, sadece halkın sokağa inmesi elbette çok büyük ve çok değerli bir şey, ama polisin orada bir kalkışma, bir desteği olmamış olsaydı, bir silahlı güç anlamında evet, bir mukavemet olmasaydı herhalde çok başka yerlerde olurduk. Ben bu hadisenin olduğu saatlerde Samsun'daydım ve meydandaydım. Saat daha 11'lerdeydi. Polis aracının üstüne çıktık. Polis sağ olsun bize o imkanları sundu. Çünkü hoparlör yok. Halka bir şeyler evet. anlatmanız lazım. Herkes infial içerisinde. Kim ne yapacağını bilmiyor. Bir çok değerli bir belediye başkanı arkadaşımız, Canik Belediye Başkanı Osman Bey, daha yukarıya çıktı. Çünkü halk onu tanıyor ve seviyor. Evet. Ben orada bir yakınımın tedavisi için oradaydım. Oraya hemen çıktı. Tabii polisin nasıl tavır koyacağını o anda onu da çok bilemiyoruz. Her şey olabilir. Değil. Her şey karma karışık bir durumda. Dışişleri Bakanımız orada. Gençlik ve Spor Bakanımız orada. Çünkü onlarla orada bir onlar da bir başka program için oradalardı. Öyle bir araya geldik. Öyle bir hadise yaşandı ki hatta o emniyet müdürünün olumlu tavrı karşısında
belediye başkanı arkadaşımız emniyet müdürünü böyle herkesin önünde tuttu, alnından öptü. İşte bunlar da devletin görevlisi, onlar da, o şerefsizler de devletin adamı dedi. Ve böylece oradaki polislerin de çok net bir duruşları şekillendi. Çünkü onlar da tereddüt içerisindelerdi. O yüzlerinde, duruşlarında, davranışlarında hissediliyordu. Şimdi ben tekrar geriye dönersem, bakın burayı... Askerin de, o mukavemet gösteren askerin de çeşitli birliklerde aynı tabloyu yaşadığını biliyorum. Tabii ama sosyal medyada çıkıyor tabii. Tabii, o saat itibariyle bunu bilmiyoruz. Şüphesiz, evet. Yani askerin hiyerarşik bir durum içerisinde böyle bir mücadelenin tarafı olsalardı, durum çok başka tabii. olabilirdi. Askerin içerisinde çok büyük kahramanlık gösteren, risk alan bir sürü komutan da olmuş, bir sürü asker de olmuş. Onlara da bugünlerde artık biraz daha o bulanıklık dağıldıkça şahit olmaya başladık. Onu tabii o saatler evet. itibariyle bilmiyoruz. Ancak ben tekrar geriye gidecek olursam... Sanırım o geriye giderken kırılma noktası 17-25. Tabii şimdi 17-25 Aralık meselesinde bakın sıra dışı bir durum ortaya çıktı. Hepimizi şaşırtan bir durum ortaya çıktı. Yani şimdi diyelim ki, tersten okuyalım. Diyelim ki bir memleket... O da bir denemeydi. Tabii diyelim ki bir memlekette bakanlar, yani iki bakan, üç bakan, beş bakan neyse bir şeyle suçlanıyorlar. Ya da bazı siyasilerin yakınları bir şeyle suçlanıyorlar. Bu işin yolu toplumsal kalkışma değil ki. Bu işin yolu devletin hukukunu harekete geçirmek. İşte görüyoruz hukukta bunların elindeymiş. 3000 küsür hakim, savcı görevden alındı. Bunlarınmış. Evet, evet. Al bu insanları karşına. Ne gerekiyorsa yap. Ama orada 17-25 Aralık sürecinde bu adamlar, bu yapı öyle bir şey yapmak istedi ki Türkiye'nin kimyasını bozmaya yönelik o zaman yapmak istedikleri darbe bir cübbeliler darbesiydi. Yani Türkiye'de Türkiye'yi yöneten insanları kendilerinin öngeden kurguladığı hakim savcı yapısının içerisine alıp Ergenekon'da kurguladığının değişik versiyonu. Değişik bir versiyonunu yapıp ama Ergenekon'un ötesinde öyle bir şey yapmak istiyorlardı ki bunun modelini Endonezya'da uygulamışlardı, Pakistan'da uygulamışlardı, son olarak da Mısır'da uygulamışlardı. Böyle bir kalkışmayla önce hakim, savcı, sultası üzerinden Türkiye'yi yöneten insanları toplumun nazarında haysiyet cellatlığına muhatap tutarak, onları itibarsızlaştırarak önce toplumun nazarında bunları bitirmek, ardından da bir sonraki adımında muhtemelen bir cuntaya Türkiye'yi teslim etmek üzerine kurgulu imiş. Doğrusu o dönemde ortaya çıkan bu fotoğrafın içerisinde biz Junta'nın kepli postallı bölümünü göremedik. Bakın evet, Junta'nın evet. kepli Gizlenmiş postallı bölümü. Onlar çünkü o an için çok görünmüyordu ortada. Ve Türkiye'deki pek çok insan o zaman bu Türkiye'yi yöneten bakanların veya siyasilerin yakınlarının bir kısım yolsuzluklara bulaştıklarını düşünüyorlardı. Konuyu çok dağıtmadan hemen evet. bir ayrıntı üzerinde durayım. Mesela Erdoğan Bayraktar, eski TOKİ Başkanı ve Şehircilik Bakanlığı'nı yapan evet. bakan, o tarihlerde bir şeyle suçlanıyor. Ancak diğer bakanlardan farklı olarak onunla ilgili suçlama çok muğlak kalıyor. Ben sonradan başka bir vesileyle, Erdoğan Bayraktar'ı bu adamların için hedef almış olabilir diye bir çalışma yürüttüm. Kendimce yaptım bu evet. çalışmayı. Tamamen Erdoğan Bayraktar'ın bilgisi dışında, siyasilerin bilgisi dışında tamamen yani bir çalışma sırasında, Trabzon'la ilgili bir dergi çalışması sırasında biraz ayrıntılı bir şekilde inceledim. Neden hedef alınmış olabilir diye. Erdoğan Bayraktar Doğu ve Güneydoğu'da karakolları kalekol yapan kişi TOKİ Başkanlığı döneminde. Evet, hedef belli. O karakollar kalekol olduktan sonra o karakolların içinde bir tek Türk askeri ölmemiş. Dolayısıyla o zaman bölgeye yuvalanmış, terörden beslenen, evet. terörün ötesinde terörün finansmanı olan uyuşturucudan beslenen bu yapı, Erdoğan Bayraktar'ı o oluşturulan karanlık ve puslu havada 17-25 Aralık sürecinde aynı kumpasın bir parçası haline getirip nasıl olsa bir fazla iki eksik çok da fark etmez tam bir haysiyet cellatlığıyla AK Partililerin tamamı nasıl olsa hırsız, yolsuz, bu da daha fazla yolsuz, daha fazla hırsız havası oluşturarak
böyle bir haysiyet cellatlığına muhatap oluyor. Kalekollarla ilgili zaten terör örgütü istemediklerini orada eylemler yaparak o günlerde diye getirmişler. Evet. Dolayısıyla bu hareketin o terör örgütüyle de çok yakın bağlantılı olduğu, özellikle dikkat edin son dönemde bu junta hareketinin içerisindeki komutanların büyük çoğunluğunun Doğu ve Güneydoğu'da görev yapanlar evet, olmasından hareketle aktif insanlar. Tabii bir diğer boyutuyla da o bölgedeki hakim ve savcıların ağırlıklı böyle olması bize bu fotoğrafı ortaya koydu. Şimdi bir parantez açacağım. Toplumda şöyle bir olgu herkes tarafından konuşuluyordu. İşte F-16'lar Kandil'i bombalamaya gitti. Geldi, şu kadar bomba attı, bu kadar. Yıllarca bunu biz haberlerde toplum duydu. Ya bu Kandil veya bu terör bu kadar bombaya rağmen niye bitmiyor? Bunun sorusu, cevabı herhalde yavaş yavaş çıkacak. Evet, hem o çıkacak. Şimdi bu konu o kadar çok boyutu olan bir konu ki Aydın Bey, yani biz seyircilerimizin önüne temel noktaları koyalım. Önümüzdeki günlerde evet. Hem sizin aracılığınızda hem de başka programlarda, muhtemelen sizlerin de yapacağı programlarda İnşallah. Bu konular daha fazla teferruatlanacak. Ama bir başka konu, bakın. Biz MAK danışmanlık olarak 3 yıldır bir konuyu tamamen bir sosyal yaraya parmak basma üzerine kurgulu bir çalışma yapıyoruz. Türkiye'de cezaevleri gerçeği var. Yahu bu cezaevlerinin durumu vahim. Evet. Nasıl vahim? Ya ortada cezaevlerinde şu anda 200 bin mahkum var. Bu olaylardan öncesinden bahsediyorum. Bir ilin 10 gün öncesinden bahsediyorum. Bir bu ilin rakamlar nüfusu. Bu rakamlar 10 gün öncesinin rakamı 200 bin. Evet. 200 bin rakamı Aydın Bey. Öyle ilçe falan değil. Ankara'yla kıyaslamayın. Evet. Türkiye'deki illerin 3'te 1'inin nüfusu 200 binin altında. Yani 82. vilayet mapushane olmuş. 10 evet. gün öncesinden bahsediyorum. Aynen. Darbeden önce. Sonra devam eden ceza dosyası sayısı 7,5 milyon. Her dosyanın 2 sanığı var 15 milyon, 2 tanığı var 30 milyon, 2 müştekiz var 45 milyon. Allah Allah. Kolluk kuvvetleri tarafından aranan ve ne hikmetse bulunamayan 380 bin kişi var. Tekrar söylüyorum, bütün bunlar evet. 10 gün öncesinin 10 rakamları. Gün. Yani bu darbe girişiminden önce. Şimdi biz bunları öğrenip, kamuoyuyla paylaşıp, rapor haline getirip, bakın AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP dahil, meclis dışında Büyük Birlik ve Saadet Partisi dahil, adı duyulan bütün partilerle bu konuyu paylaştık. Mehmet Arpulat evet. olarak ben paylaştım evet. zaten. Ya genel başkan düzeyinde ya da genel başkan yardımcısı düzeyinde. 550 milletvekilinden neredeyse yarısı bizzat kendim tarafından anlatılmadan dolayı bu meseleye şahitler ve biliyorlar. Evet. Dedik ki ya bu konuda bir adım atın. Siyasiler adım atmak istiyor. Ama hukukçulara dönüp soruyor. Hukukçularda sıra dışı bir direniş var. Yargıtay Başkanımızla görüştüm bu konuyu. Danıştay'ın yetkilileriyle direnişin görüştüm. Direnişin sebepleri yavaş yavaş çıkacak işte. Şimdi yargının içerisinde bir ekip korkunç bir direnç gösteriyor bu konuyla ilgili. Ya biz de hayretler içinde bakıyoruz. Ya kardeşim. Çözülmesini istemiyor. Siz, sizin konunuz şu değil mi? Siz demiyor musunuz? Yargıda büyük bir yük var. Bu yük azalsın falan. Biz sadece problemi söylemiyoruz. Çözüm yollarını söyledik. Dedik ki bak kardeşim. Hükmün açıklamasını geride bırakmayı 2 yıldan 3 yıla çıkarın. Şartlı tahliyeyi 1 yıldan 2 yıla çıkarın. Toplumda infial oluşturan cezaların dışındaki cezalarda bir kısım indirimlere gidin. Düzenlemeler yapın. Toplum bir rahatlasın. Evet. Çünkü AK Parti toplumun her kesimine yönelik bugüne kadar hayırlı adımlar attı. Bu kesim sıkıntı içinde bekliyor. Dedi. AK Partili yetkililer de bunu söylüyor. Ama yargının içinde sıra dışı bir şey. Efendim o zaman Türkiye'de adalet sistemi kilitlenir. Yahu adalet sistemi mi kalmış ortada? Tam bir fecaat yaşanıyor. Ne anlatıyorsunuz? Şimdi gördük işte. Devlete kumpas kuran savcı. Savcıların ünvanı nedir Aydın evet. Bey? Savcılar Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine hakimlik yetkisi verdiği adam devlete kumpas kurmuş. Cumhurbaşkanına kumpas kurmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba attırıyor. Böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ya bunu anlatıyoruz. Orada kilitlendik. Biz anlamakta zorlanıyorduk. Artık ben herhalde sosyal medyada bizi geriye dönük tarasınlar.
Bakın hiç gizlisi saklısı yok yani. Ya yaklaşık birkaç bin tane tweet atmışım bu konuyla evet. ilgili ya. Ya burada bir fecaat var. Bakın, şimdi bu konuyu gündemle ilgili nasıl bağlayacaksınız? Şuradan bağlayacağım. Şimdi bu adamlar sadece askeriyenin içerisine çöreklenmiş milletin üniformasını çalan 3-5 tane hırsızla sınırlı değil. Bunlar mutlaka. Önce adalet sistemine çöreklendiler. Çünkü milleti batırmanın, milleti çökertmenin, milleti diz çöktürmenin birinci yeri adalet sistemidir. Adalet sistemini bunlar ele geçirdiler. Tabii yasama, yürütme, yargı. Önce yargıyı ele geçirdiler. Çünkü yargı bağımsız. Yasamayla yürütmenin kendi içerisinde bir irtibatı var. Evet. Ama yargı mutlak anlamda bağımsız. Yargıyı bu adamlar bağımsızlıktan çıkarmış, ucunu Pensilvanya'ya bağlamış. Muhtemelen bir diğer ucunda Tel Aviv, diğer bir ucunda da belki bir başka yer var. Böylesine bağlamışlar. Hangi niyet, hangi mantık evet. onu bilmem ama arka planında bu var. Bu yapı orayı iyi bağlamış ki ora üzerinden giderek uluslararası dünyaya bir kalkışma yaptıkları zaman hukuki zeminini oluşturacaklar. Çünkü dünyanın geldiği bu yerde bağımsız dünyada vicdanlar klasik darbeleri kabul etmiyor artık. Ama orada TRT'de o hanımefendi sunucunun bildiriyi okuduğunu hepimiz o anı izledik. Bende uyandırdı. Ben metni hiç dinlemedim. Yani metin ne olursa olsun beni ilgilendirmiyordu. Halkı da ilgilendirmiyordu. O hanımefendinin, o meslektaşımızın yüz ifadelerinde bu adilerin, bu şerefsizlerin orada neler yaptığını okuyabiliyorduk. Aynen. Şimdi Aydın Bey, o gün... Kimse haklı tabii, görmedi o metni. Elbette görmedi ama şöyle, tabii görmedi ama darbeler başarılı olunca haklılar ortaya çıkar. Evet. Bakın, o gün yani 15 Temmuz 2016'da saat 12'ye kadar tweet atmayan, evet. sosyal medyada hiç görünmeyen, hatta ertesi gün saat 4'lere, 5'lere, 6'lara kadar hesap başka tarafa doğru dönünceye kadar kıkı çıkmayan, eğer o darbe Allah korusun başarılı olsaydı hepsi darbe sever haline gelecek bol miktarda şerefsizin olduğunu muhtemelen siz de gayet mutlaka iyi biliyorsunuz. Mutlaka benzin kuyruklarında, ATM'lerde, marketlerde stok yapanlar vardı. Onu da geçelim. Bakın onu da geçelim. Daha başka şeyler var. Yani vatan yoksa sen bizi arayıp, ne yapacaksın? Bizi arayıp telefonda kayıtları duran bazı siyasiler ortadan kaybolun. Bu tweetleri silin. Donkşotluk yapmanıza gerek yok deyip sindirme girişimi içerisinde bulundular. İlk attığım tweet 28 Şubat sürecinde gördüğüm ama 17 Aralık günü de attığım tweetle aynıdır. Oradan aldım. Yeni evet. hiçbir şey eklemedim. Dün Menderes'i asanlar, Özal'ı zehirleyenler, Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit edenler, şimdi de Tayyip Erdoğan istiyor, vermiyoruz. Kimsiniz diye vermiyoruz cümlesindeki Z sesiyle kimsiniz diye soranlara da biz milletiz demek evet, gerekiyor. Evet, evet. Biz milletiz. Gezi Parkı olayları bütün şiddetiyle devam ederken Erkan Tan'ın Kanal 8'deki programında da aynı ifadeleri kullanmıştım. Biz milletiz. Biz dik duracağız. Diklenmek için değil. Tayyip Erdoğan bu milletin vicdanı olduğu için arkasındayız. Tayyip Erdoğan ümmetin vicdanı olduğu için, ümmetin sesi olduğu için arkasındayız. Mutlaka. Yoksa hiçbirimizin kan bağı yok. Evet. Ticari bir işimiz yok. Makam mevki gibi bir hesabımız yok. Burada başka bir şey var. Burada bir yapı, devletin içine çöreklenmiş bir yapı önce haysiyet cellatlığı yaptırıyor. Bakın eğer bu darbe başarılı olmuş olsaydı sadece birileri alınıp işte onlar idam edilip kurşuna dizilip falanla bitmeyecekti. Pek çoğumuzun aileleriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili, kişilikleriyle ilgili haysiyet cellatlıklarına muhatap olacaktık. Şahsiyetlerine birileri hedef alacaktı. Onun için mesele tahminlerin çok ötesinde bir meseledir. Biz ilk anda şunu düşündük, ya böyle darbe mi olur kardeşim? Yani TRT'de o bahsettiğiniz kız evet. ya, ne yani lan, gideceksin TRT'yi basacaksın, hangi asırda yaşıyorsun? Kaç tane televizyon var? Sonra anladık, meğer bunlar aynı saatlerde Dijitürk'te, Türksat'a da bütün haberleşme alanlarına zaten bu saldırıyı hazırlamışlar ve aynı saatlerde bu saldırı oluyormuş. Biz nereden bileceğiz? Evet, vatandaşız. Evet. Şimdi
Tabii burada Sayın Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın ısrarla söylediği bir nokta var. Bir istihbarat zaafı var mı? Evet, bir istihbarat zaafı. Bir vatandaş olarak ben de söylüyorum. Yağcılık falan da yapmaya gerek yok. Aynı istihbarattaki arkadaşlarımız da şu anda görevlerinin başındalar. Evet, bir istihbarat zaafı var. Bakın, zaaf ayrı şey, ihanet ayrı şey. Evet. Biz kimseyi ihanetle suçlamıyoruz. İhanetle suçlayacak olan devletin kurumlarıdır. Devletin kurumları gereğini yapar. Bir zaaf olmuş kesin. Bu zaafı o gün işte efendim Cumhurbaşkanı'na niye ulaşılamamış, başbakanı niye, o anlamda söylemiyorum. Bu kadar büyük bir kalkışma çoktan tespit edilmeliydi aylar öncesinden. Çünkü bu normal bir hadise değil. MİT'in içinde de 100 kişi görevden uzaklaştırıldı. MİT'in içerisinde de başka kurumların içerisinde de çok daha fazlası görevden uzaklaştırılmalıdır zaten. Sonra jandarma bu işin karargahı olmuş. Jandarma olmuş. Türk Hava yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bünyesinin içerisinde bunlar bu yapıları yuvalanmış, oluşturmuşlar. Ama tekrar söylüyorum. Bazen sureti hakta görünen birilerine toz konduramazsınız. Dersiniz ki ya bunlar işte düzgün insanlar. Şimdi evet, baştan böyle bir algınız var. Türkiye'nin yanılgı noktası burası. Türkiye'de devletin refleksleriyle meselelere bakışımız çok değişti. Buradan şunu anlıyoruz. Bakın Aydın Bey, ben ilahiyatçıyım. Hiçbir zaman devletin yerine devletçikler ikameye asla müsaade edilmemelidir. Mutlaka. Bu paralel yapının yerine oynamak isteyen yeni paralel yapılara da müsaade edilmemelidir. Evet, evet. Bu paralel yapılar bazen karşınıza sendika olarak çıkar. Bazen karşınıza farklı dini bir STK grup olarak çıkar. Farklı bir STK olarak çıkar. Devlet bir gemidir. Bu geminin içinde hepimiz varız. Kimse o geminin delinmesine müsaade etmemelidir. Çünkü delindiği takdirde sadece delen adamı değil, geminin içindeki herkesi ilgilendirmektedir. Devlet bir şemsiyedir. Bu şemsiyeyi deldirdiğimizde altında hepimiz varız. Şimdi sokaklara inildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısından sonra tablo 7 gündür devam ediyor. Dün de önceki günde Kızılay'daydık. Evet. Gerçekten farklı bir tablo var. Yani o tablo sağcısıyla, solcusuyla, CHP'liyse, MHP'liyse, AK Parti, bir ayrım gözetmek için bir tablo var. Bunu nasıl yorumluyorsun? Önce şöyle, ben sadece Kızılay boyutuyla değil, biliyorsunuz tabii Ankara Türkiye'de dışındaydım. Var, evet. Bir sürü şehir meydanını dolaştım. Evet. Yani kaç gündür kaç tane meydan gördüm. Bütün meydanlar aynı hassasiyet içerisinde. Ve biz kesinlikle bu meydanlarla ilgili AK Partili arkadaşlara sesleniyorum burada. Sakın ha, zaten bu Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız da uyarıyor. Sakın ha, oradaki insanları AK Partili gibi düşünmemek lazım. Evet. Söylemler AK Parti söylemi olmamalı. Afiş vesaire zaten AK Parti bu konuda hassas ama asla AK Parti vesaire olmamalı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da mitingi var. Burada bizi dinleyip İstanbul'da olan bütün vatandaşlarımızın aynı hassasiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde de göstermesi gerekir. Göstermeleri gerekiyor. Biz bölücü olmayan, devletin içerisine fitne şebekesi sokmayan, bütün demokrasinin yanında yer alan bütün hareketlerin yanındayız. Aynı hassasiyet içerisinde yanındayız. Bu mesele asla bir siyasi parti meselesi değil. Bir Recep Tayyip Erdoğan meselesi de değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan görünen o ki, hani başkan oldu mu, başkanlık mı vesaire mi falan, bir kere başkomutanlığını millet mutlak anlamda tescillemiştir. Başkanlığını da tescillemiştir. Bakın, ben çok değil, Ramazan'dan hemen önce sizin televizyonunuzda dahil, bir sürü gazetede de dahil bir kamuoyu araştırması yapmıştım. Oranlar %55-%57 bantındaydı. Bugün bir seçim olsa Türk toplumunun %70'inden altı eksik olmamak kaydıyla tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekler. Ama konu asla bu değil. Değil, evet. Bugün için gündemde bu değil. Türkiye bu olağanüstü hal dönemini vatan meselesi bugün. Vatan meselesi olarak görmeli, millet meselesi olarak, devlet meselesi olarak görmeli. Devlet bütün kırılan, dökülen kanatlarını bu süre içerisinde hızlı bir şekilde tamir etmeli. İnsan hak ve özgürlükleri konusunda olabildiğince duyarlı ki AK Parti'nin temel ilkesidir. Bu anlamda olabildiğince hızlı bir şekilde yaşın yanında kuru, kurunun yaşın yanında yaş yanmaması konusunda da büyük bir titizlik göstererek, elbette bu sıfırlanamayabilir ama büyük bir hassasiyet göstererek bu süreyi bitirmeli. Adalet terazisini kesinlikle doğru işletmeli. Ülkede tıkanan, işte o söylediğimiz adalet mekanizması başta olmak üzere, eğitim sistemi başta olmak üzere,
bunların bulaştığı ve Türkiye'de tıkanan bütün alanları açma konusunda hazır bir muhalefet konsensüsü var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği bu anlamda çok çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dik duruşu kesinlikle çok çok önemli. Evet, evet. Burada bir kere daha anlaşılmıştır ki demokrasilerde iktidar kadar muhalefet önemlidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir gün alkışlayacağımı bana hiç kimse söyleyemezdi ama ben bir kere daha alkışlıyorum. O gün çok net bir şekilde amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde destek vermiştir. Demokrasinin yanında durmuştur. Ha durmasa ne olurdu? Durmasa kendileri de giderdi. Aynen, o da işin evet. ayrı tarafı ama yani çok net bir fotoğraf Aynı ortaya koymuştur. Aynı kararlılığı Devlet Bahçeli de gösterdi. Devlet Bahçeli'nin kararlılığı son derece önemlidir. Bunu fırsat bilerek, bu meydanların sesini iyi okuyarak, sokağın dilini iyi okuyarak buradan hareketle çok hızlı tıkanmış konuları bir an önce çözmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde bir anayasa değişikliği yapmamız lazım. Kanun hükmünde kararnamelerle... Bir kısa aramız var. Daha sonra devam edelim mi? Olabilir. O yani oradan sonraki bölümde devam edelim inşallah. Ankara Sütüt Yolu'nda gündemi değerlendirmek üzere MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat'la birlikteyiz. 15 Temmuz'a geldiğimizde darbecilerin ruh haline baktığımızda keskin nişancının İstanbul'da halkın üstüne ateş ettiği birebir, ondan sonra tankların acımasızca insanın üstüne ateş ettiği, ezdiği insanlar, burada Allah şehitlerimize şehadet mertebesine eriştirsin. Meslektaşımız, yakından tanıdığımız hepimizin reklamcı Erol Olçak ve oğlunu da her fırsatta sosyal medyada görünce ben duygulanıyorum. Hepimizin hukuku olan bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizi, yaralılarımıza Allah şifa versin. Ruh hali sizce neyi ifade ediyor? Şimdi Aydın Bey, o ruh halinden önce tabii Erol Bey'den bahsettiniz, oğlundan bahsettiniz. Yani tabii tanıdığınız insanlar oldukça bu tür evet, hadiseler evet. sizi daha çok etkiliyor. Benim Erol Bey'le ilgili söyleyeceğim bir şey var burada. Ölüm zor bir şey. Yani dışarıda geride kalan insanlar evet. için zor şeydir. Hele hele tanıdığınız insansa, sevdiğiniz, hukukunuz olan insansa zor bir şey. Tabii yani 164 tane vatandaşımız şehit oldu. Şu anda çok ciddi ağır yaralılarımız var halen. 1000'in üzerinde yaralı var ayrıca. Dünyada benim tanıdığım işini en iyi yapan, dünyada en iyi yapan evet. isimlerden birisidir Erol Olçak ismi. 14 yıllık, 15 yıllık aşağı yukarı işte AK Parti seçim süreçlerini yönetirken bir tane reklam kampanyasına bile şurası da eksik olmuş denmedi bugüne kadar. Evet, çünkü evet. işini gerçekten güzel yapan bir insan. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlara eğer ölüm gelecekse, ölüm muhakkak mukadder olacaksa şehadet de güzel yakışır yani. Mutlaka. Erol kardeşime de evladına da şehadet yakıştı. Şehadet Allah yakıştı. Eylesin. İmrenilecek bir ölümdür. Millet için, mukaddesat için bir insanın bir şer şebekesi karşısında kurşunla öbür aleme gitmesi. Ben tabii bir sürü insanı bu süreç içerisinde tanıdığımız insanlar oldu. Özellikle şimdilerde çok ciddi bir yoğun bakım süreci yaşayan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, değerli dostum, kardeşim Turgut Aslan'a da burada onu da yad etmek gerektiği kanaatindeyim. O ruh halini anlatan ilginç bir durumdur Turgut Aslan'ın durumu. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı ki
yiğitliğine şahit olduğum, çalışkanlığına şahit olduğum, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da başarılı bir noktaya gelmemizi sağlayan en önemli isimlerden birisi. Bayramdan hemen önce kendisiyle görüşmüştük. Bizim Güneydoğu çalışmamızla ilgili. Evet. Bir hafta sonu kendisiyle, bir cumartesi günü uzun uzun bu konuları konuşmuştuk. Mertliğine, dürüstlüğüne, samimiyetine, Müslümanlığına şahit olduğum bir insandır. Böyle bir insanı çağırıyorlar. Genelkurmay'a çağırıyorlar. Yani ihaneti bir anlayın. Evet. Terör hadisesi var diye çağırıyorlar ve orada bir kumpas kuruyorlar. Tamamen masumane duygularla vatanı için, milleti için koşup giden bir insanın kafasına sıkıyorlar. Ölmüş olarak bırakıyorlar oraya. Ve Allah inşallah sağlık versin. Hayatta hala Turgut Bey. Yani yoğun bakımda değil mi? Tabii ilk anda biz vefat ettiği haberini almıştık. Rabbim evladı yerine bağışlasın. Böyle bir durum. Yani ağır yaralı. Ağır yaralı. Kafasına sıkılmış. İhanet böyle bir şey. Bu bir izahı çok zor bir hadise. Yani bu adamların ruh halini gerçekten anlamak çok zor. Bir düşmanla savaşılabilir. Ya da bir kavganın ortasında siz kontrolünüzü kaybedersiniz. Sinir katsayınız çok yükselir. Bir yanlış hareket yapabilirsiniz. Ya bu insanlar masum insanlara gidip sıkıyorlar. Hava kuvvetleri sokakta sıkıyor. Yeni görüntüler çıktı. Sokaktaki insanlara sıkıyorlar. Sokakta masum insanlara ya, sıkıyorlar. Ya. Ama bu insanlar da çok farklı bir tepki gösteriyorlar. Dünyada yok örneği. Herhalde evet. Önümüzdeki yıllarda darbelerle ilgili çalışmalar yapanlar bu darbeyi bugüne kadarki darbelere milletin refleksi anlamında müthiş bir şey yapıyorlar. Hani sosyal medyada çok dolaşıyor ya, bunlar unuttular herhalde. 14 yıldır biz Kurtlar Vadisi seyrediyoruz, evet. Diriliş Ertuğrul'u seyrediyoruz diye vatandaş duyuruyor. Evet. Millet tamamen kendi samimi duygularıyla kendine ait değerlere sahip çıkmak için sokağa çıktı. Onun karşısında da bu adamlar tamamen yine seyircilerimizden özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Zıvanadan çıkmışlar. Tamamen kontrol dışı. Bazen bazı isimler bir adama yine bir ifade, cuk oturur ya. Evet. Haşhaşi tabiri tam da bunlara cuk oturmuş. Haşhaş içmiş, tamamen eroinman, tamamen kontrolden çıkmış, zıvanadan çıkmış bir tavır ortaya koydular. Normal bir şey değil bu. Sivil insanlara, kendi insanlarına bir insanın bunu yapabilmesi, izah edilmesi mümkün olan bir şey değil. Yani bir pilotun meclisi bombalaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalıyor. Tankla giden insan vatandaşın üzerine sıkıyor. Birisi eline işte milletin kendisine emanet ettiği silahla masum insanlara saldırıyor. Onun karşısındaki fotoğrafa bir bakın. Yani çarşaflı bir teyze kamyon alıp çıkıyor evet, sokağa. Evet, enteresan. Benim en etkilediğim birkaç fotoğraftan bir tanesi İman de şu. Gücü bu. Yani muhtemelen bir yani bir hoca belki bir tarikat mensubu bilmiyorum. Sakallı, sarıklı bir amca, bir şortlu kız yaralanmış, sarığını çıkarmış, evet. Onun bacağını sarıyor. Çanakkale ya bu millet başka bir şey ya. Çanakkale'si tekrar yapıyor. Bu millet başka bir şey. Bu milleti siz tutup yani bir başka millette falan kıyaslamayın. Birileri burayı Fas zannetti, Tunus zannetti, Mısır zannetti, evet. Cezayir zannetti. Yok kardeşim, burası Çanakkale'yi yaşamış. Burası çok rahat kendi reflekslerini ortaya koyan bir millet. Ha şu, bu arada şu var. Bu milletin bir başka şeyi de var. Bu millet dünün travmalarıyla hala yaşıyor. Dünün travması asılan Menderes'tir. Evet, dünün evet. Travması yaşı büyütülerek idam edilen Erdal'dır 12 Eylül'de. Evet. Bu millet hala Muhsin Yazıcıoğlu'nun travmasını yaşıyor. Bu millet Özal'ın zehirlenişinin travmasını yaşıyor. Bu travmasıyla bu insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ı vermek istemiyor. Burada kastedilen
Tekrar söylüyorum, ete kemiğe bürünü Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bu millet vicdanını konuşturuyor. Evet. Bu milletin vicdanının sesi olduğu için bir anlam ifade ediyor. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalama, ya nasıl bir şey anlamak mümkün değil. Yani bakın, teslim olmaya zorlamıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Bunu anlayabiliriz. Evet, evet. Yukarıdan gelir, yok hoparlörden etmek, bağırır, der ki yok etmek. Teslim olun der. Hayır, böyle bir şey yok. Bunlar öldürmeye çalışıyorlar. Başka bir şey bu. Ya köprünün üstüne çıkmış, gelen sivil insanları öldürmeye çalışıyor. Onları ikna etmeye çalışmıyor. Bunun izahı yok. O uçağın içerisinde Tayyip Bey'in olduğunu bilseler, 50 metre üstünde uçuyorlar. Öldürmek üzere uçuyorlar. Havaalanını kuşatmışlar, tamamen öldürmek için yapıyorlar bunu. Ya böyle bir şey dünyada. Ve bütün bunların karşısında Amerika Birleşik Devletleri kalkmış, delil istiyor ya. Delil istiyor, evet. Ya akıllara ziyan, bu adamlar sadece yani gavur gavurluğunu yapıyor da biz de hala bir kısım, yani çok farklı şeyler söylenir de işte televizyon kanalı. Evet. Ya biz de hala bu sürece özellikle ilk başlarda tiyatro diye ve kendisini de aydın olarak tarif eden karanlık ruhlu adamlar var ya. Anlamak mümkün değil. Maalesef. Evet, bu bir tiyatroysa bu tiyatronun senaryosunu yazanlar, bu filmde oynayanlar tamamen ihanet filmi çevirdiler. Tiyatroysa ihanet oyunu çevirdiler. Ama bir şeyi herkesin bilmesi lazım. Bu millet bu filmin sonunda jönü, filmin kahramanını, filmin figüranlarına dövdürmeyecek ve dövdürmedi. Evet. İdam konusu sanırım Mark Danışman'ın olarak sizin araştırdığınız bir şimdi, konu. Halk ne istiyor? Öncelikle tabii halkın ne istediğiyle ilgili hemen söyleyeyim. Biz bu hadiseyle muhatap olduğumuz, yani 15 Temmuz öncesinde Türkiye'yi birkaç farklı bölge halinde bir çalışma yürütüyorduk. Güneydoğu'yu bitirmiştik biliyorsunuz. Basınla da paylaşmıştık. Evet. Geniş yer almıştı. Aynı şekilde biz ağırlıklı olarak Karadeniz olmak üzere yaklaşık 17-18 vilayeti içine alan bir çalışma yürütüyorduk. O niyetle Samsun'a da gitmiştik. Hatta giderken işte Sivas'a vesaire falan bazı illere de uğradık. Bu konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmaya başlamışlardı. Tam bu hadise olduktan sonra tabii biz o çalışmayı durdurduk. Yani Türkiye sıra dışı bir sürecin içerisine girdi. Sonra ardından bu hadiseye, yani darbe teşebbüsüne yönelik, bu kalkışmaya yönelik, bu terör eylemine yönelik bir kamuoyu araştırması başlattık hemen. Şu anda hem saha ekibimiz hem telefonla call center ekibimiz iki ayrı boyutuyla çalışma yürütüyorlar şu anda. Sorduğumuz sorulardan bir tanesidir. Vatandaşın idama bakışını sorduk. Tabii Türk toplumu çok büyük bir oranda, tahminlerin çok üstünde bir oranda, %90'ların üstünde bir oranda idamın gelmesini istiyor. İdamın da sadece bu konu için değil, toplumda infial oluşturan çirkin suçları da içine alacak şekilde toplum idamın gelmesini istiyor. Önce onu bir belirtmiş olalım. Bu tür darbe hadiseleri de dahil olmak üzere. Hep karşımıza şunu sunuyorlar. Efendim işte bugün getirilecek bir yasa değişikliği bundan öncesini kapsamaz. Dolayısıyla bu idam kararı çok da bir anlamlı olmaz vesaire diyorlar. Ama herkesin dikkatinden kaçan bir nokta var. Türkiye'de şu anda sivil mahkemeler noktasında idam cezası kalkmış durumdadır. Ancak bu konuyu epey de araştırmış, bugün de değil, geçmişte epey de araştırmış birisi olarak söylüyorum. Askeri suçlarla ilgili Türkiye'de idam cezası hala cari olarak vardır, yürürlüktedir. İsterse uygulanabilir. Efendim Avrupa Birliği bu konuda ne der vesaire falan. Avrupa Birliği'nin ne dediği bizim insanlarımız tarafından çok da bir anlam ifade etmiyor. İşte Avrupa'nın ikircikli tavrı ortada. Elbette devletin kurumları bu konuda gerekenleri yapacaklardır. Ama öyle zannediyorum ki toplumun karşısına bu mesele mesela bir referandumla gelmiş olsa toplumun %90'ları bulan bir oranda bu konuya kesinlikle sıcak baktığı ortadadır. Bunun dışında biz bu darbenin arkasında yabancı güçlerinde olduğunu düşünüyor musunuz diye sorduk. Toplumun yine çok büyük bir kısmı, oranlar vermiyorum çünkü ilgili kurumlara da daha vermedik oranlar ama şu kadarını söyleyeyim, çok büyük bir oranda toplum bu darbe girişiminin arkasında Amerika başta olmak üzere batılı güçlerin olduğuna inanıyor.
Bu önemli bir şey. Zaten son yapmış olduğumuz araştırmalarda Amerika'ya olan güven Türkiye'de son derece düşmüştü. Bizim stratejik müttefikimiz olan Amerika, müttefikliğimiz ve bizim oraya olan sempatimiz noktasında dip yapmış durumdadır. Şu an itibariyle toplumda Amerika'ya karşı ciddi bir güvensizlik vardır. Olağanüstü hali de sorduk. Toplum olağanüstü halin yani olağanüstü halde belli endişeleri var. Kurunun yanında yaşın yanması konusunda endişeleri var. Bu olağanüstü halin toplum gerekli düzenlemelerin hızla yapılarak toplumun bu bağırsaklarını, devletin bağırsaklarını hızlı bir şekilde temizlemek suretiyle olabildiğince normal hayata geçilmesi konusunda bir talebi var. Genel talep olarak söylüyorum. Tabii toplumun büyük kısmı da olağanüstü halin ne olduğunu bilmiyor bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Yeni yeni ortaya çıkacak. Hem başbakanın hem cumhurbaşkanının topluma verdiği... Eski sıkı yönetim olarak algılıyor. Tabii öyle algılıyor ama toplumun büyük kısmı buna rağmen böyle bir şeyin de olması gerektiğini düşünüyor. Ama hem cumhurbaşkanı hem başbakan hem de ilgili bakanlar bu olağanüstü halin daha önceki anlaşıldığı anlamda bir olağanüstü hal olmayacağına bir teminatla toplumun karşısına çıktılar. İnşallah öyle olur. Hatta inşallah bu iş 3 ayı da bulmaz. 45 gün içerisinde olabildiğince çok hızlı bir temizleme, çok hızlı bir düzenleme yapılmak suretiyle bu süreç tamamlanır. Ama benim şahsen bütün beklentim sadece olağanüstü hale yönelik düzenleme değil. Anayasada da çünkü yoğun bir konsensüs var şu anda. Bu konsensüsü bozmadan siyasiler birbirleriyle çok görüşmeler yapmalı bu süreç içerisinde. AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partililerle çok sık görüşmeler yapmalılar. Doğrusu başbakanlığı noktasında çok yeni bir başbakan olmasına rağmen Sayın Binali Yıldırım Bey konuyu çok iyi idare etmiştir. Çok yoğun bir şekilde bir muhalefeti başarılı ile çok çıkmıştır. Ciddi şekilde muhalefeti bilgilendirmiştir. Bu hadise sıra dışı bir hadisedir. Cumhurbaşkanına saldırı bir tarafa, başbakanın Ankara'ya girmekte zorlandığı bir gece yaşadık biz. Yani bunların hepsini tabii sonrasında öğrendik. Kuvvet komutanlarının, genelkurmayın vesairenin muhatap olduğu konular çarşaf çarşaf bütün kanallarda zaten yer alıyor. Haberler bütün ayrıntılarıyla yer alıyor. Dolayısıyla bu noktada vatandaşımız da müsterih olmalıdır. Kimsenin burada bir haksızlığa uğrama konusu mümkün mertebe olmayacaktır. Elbette bir kısım tahkikatlar sürecinde insanlar ifadelere çağrılabilirler, insanlar sorgulanabilirler. Olması da gereken bir şey. Çünkü görüyorsunuz her yere sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. %1 tamam, ihtimal de olsa. Tabii olabildiğince. İncelenecek. Ve bu noktada da özellikle toplumsal bir noktanın üzerinde daha durmak istiyorum. Yani işimiz daha çok toplumla olduğu için bunu söylüyorum. Evet. İnsanlar ifadeye çağrılan komşularına, ifadeye çağrılan mesai arkadaşlarına, ifadeye çağrılan işte iş arkadaşlarına hemen bir terör örgütü mensubu olarak da bakmasınlar. Çünkü açığa daha sonra alınan, daha sonra tabii memurlara o gözle tabii, bakmasınlar. Hemen öyle bakmayalım. Çünkü yarınlarda bu insanlar tekrar birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Bu bir süreçtir. Çünkü Balyoz'da gördük diye. Tabii bu bir süreçtir. Yarınlarda tekrar biz bir araya geleceğiz. Biz yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biriz, diriyiz ve iri olacağız. Evet. Ancak böyle iri olacağız. Birbirimizi iyi anlayarak, iyi okuyarak. Ama vatandaşımız uyanık olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle çok yoğun olarak ifade ettiği bir şey var. Meydanları Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden duymadıkça boşaltmasınlar. Çünkü bu hareketin, bu kalkışmanın arkasında kesinlikle arka bir kısım artçıları olabilir. Neler olabilir konusunu doğrusu çok bilmiyoruz. Şundan dolayı bilmiyoruz. Çünkü tamamen zıvanadan çıkmış bir hareketten bahsediyoruz. Tamamen köşeye sıkışmış bir kediden bahsediyoruz. Bu insanlar çok başka bir kısım refleksler ortaya koyabilirler. Ya da bunlara akıl veren üst akıl bunlara çok farklı bir kısım çılgınlıklar yaptırtırabilir. Bütün bunlara hazırlıklı olmak lazım. Devlete yardımcı olmak lazım. Yani devlet kurumları, polisimiz, askerimiz yoğun bir çalışma yapıyorlar. Adli birimler yoğun bir çalışma yapıyorlar. Resmi açıklamaları dikkate almak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Sosyal medyada bilgi kirliliği kesinlikle oluşturulmasına müsaade edilmemek lazım. O bilgi kirliliği lazım. Var. Endişemiz olan bazı konular var. Bunlardan bir tanesi Alevilik meselesi üzerinde. Evet. Bu yapı
zaten bir şeyler hissediyorduk. Son birkaç yıl içerisinde peş peşe Alevi dernekleri kurdurdular, Alevi vakıfları kurdurdular. Bunlarla bir kısım kalkışmalar, toplumu karşı karşıya getirmeye yönelik faaliyetler olabilir. Bir kısım terör hadiselerini bu insanlar yapabilirler. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Toplumu infiale sürükletmek adına söylemiyoruz bunları. Sadece herkesin daha dikkatli olmasını ama sosyal hayatını asla terk etmemesini, insanların alışverişlerini, ticari hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. Zaten onların istedikleri buydu. Bizleri eve hapsetmek istiyorlardı. Bizleri hayatın dışına atmak istiyorlardı. Ekonomi adına Türkiye'de endişe edecek hiçbir şey yok. Türkiye devleti bu ekonomi sınavından da iyi bir şekilde geçti. Yani bir sürü şeyler söylendi, bir sürü şeyler yapıldı. O uluslararası bir kısım para politikalarını yönettiği söylenen kuruluşlara da hiç itibar etmemek lazım. Türkiye'nin hiçbir sorunu yok bu anlamda, ekonomi anlamda bir sorunu yok. Hatta göreceksiniz sıcak para gelişi konusunda bir rahatlama olacak önümüzdeki günlerde. Çünkü özellikle darbelerden çok çekmiş olan mazlum ve mağdur milletlerin iş adamları kaynaklarını Türkiye'ye getirmek istiyorlar, getiriyorlar. Evet. Bu konuda bir endişe de yok yani, onu da özellikle belirtmiş olalım. Bu konuda bir ekleme yapmak istiyorum. Dexim, Dünya Diş Ticaret Merkezi bir açıklama yaptı. Şu anda darbeden sonra 29 ülke bizden farklı malzemeler, farklı ürünler almak için kotalarını açmışlar. Evet. Yani Türkiye'nin başta en çok ticaret yaptığı ve en çok turizm ilişkisi olan iki ülke, Almanya ve Rusya. Özellikle Rusya ile biliyorsunuz uçak düşmesi sürecinde, ki onun da arkasında bunlar olduğu ortaya çıktı. Şu anda ilişkiler normale doğru geliyor. Almanya bizi ilk anda anlayamadı, olağanüstü hal yapmamızı kınayan bir kısım, kınama da demeyelim, bir kısım eleştiren ifadeler gördük ama Münih'te basit derken bu hadiselere göre basit bir tane terör eylemi, ki orada da 3 tane Türk vatandaşı şehit olmuş, onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Biz terörün her türlüsüne zaten karşıyız. Oradaki şeyden sonra kendileri hemen olağanüstü hal ilan etmişler. Dolayısıyla Alman halkı da bizi anlayacaktır bu süreç içerisinde. Öyle zannediyorum ki bizim bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetme durumumuz var. Siyasi irade iktidarıyla muhalefetiyle büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Dünyada çok örneği olmayan bir dayanışma gösterdi. Bütün bunların içerisinde bu fotoğraf korkacağımız, endişe edeceğimiz bir fotoğraf değil. Elbette. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Siz de katılırsınız sanırım. Sosyal medyadan yapılan paylaşımların suç olduğu, bu darbe girişimini destekleyen, halkı tahrik eden, bu konuda da şu anda gözaltı tutuklamalar da var. Bu konuda da bizi izleyenlere gerekli duyuruyu yapmış olalım. Yani şöyle, suçu övmek, suçu yapmak gibidir. Dolayısıyla bu suçu, hele hele siz bir sosyal kanaldan yapıyorsanız, bir gazete, televizyon ya da bir işte Twitter, Facebook üzerinden yapıyorsanız, bunun bir bedeli vardır. Herkes de bu bedele hazır olmalı. Yani oturduğu yerden kimsenin devlete, devletin kurumlarına sövme, vatandaşta infial oluşturma, vatandaşı tahrik etme hak ve yetkisi yoktur. Bunların kendine göre Türk Ceza Kanunu'nda suçları vardır ve bedelleri vardır. Ben tabii bütün bunların sonunda işin hayır boyutu anlamında da inşallah çok hızlı bir şekilde, tabii inşallah adalet sistemi başta olmak üzere, eğitim sistemi gibi AK Parti iktidarlarının çok güzel yaptığı işlerin yanı sıra yeterince başarılı olamadığı alanlardaki başarısızlığının temel nedeni olarak buraya çöreklenmiş yapıları inşallah temizlerken, bir taraftan da o işin mağduru olmuş insanlar, cezaevlerinde unutulmuş insanlar vesaire konusunda da hükümetin çok hızlı, hem de bu OHAL içerisinde daha sağlıklı değerlendirmeler yaparak bir kısım düzenlemeler yapmalarını bekliyoruz, yapmalarını istiyor ve arzu ediyoruz. İnşallah bu süreç, şehit olan insanlarımıza tekrar Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılarımıza Allah'tan bir an önce acil şifalar dileyerek, milletimize de geçmiş olsun dediğimiz bir süreçtir. Allah bir kere daha bu millete böyle acı günler yaşatmasın demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Saygılar sunuyorum.